Aa, merhabalar, selam. Merhaba. Merhaba, kusura bakmayın öyle şey yaptım ama ben kuaförüm de bu arada, yardımcı olabilirim. Baktım şuradan izliyorum sizi, bayağı böyle bir cebelleşiyorsun, uğraşıyorsun falan. Çok uğraştın yani, de saç yağlandı artık, istiyorsan ben halledeyim. Tabii. Vallahi. Aa, iyi ya, eve iş getireceğim bugün yine. Kime kestirdin sen bunu ya? Hep bak kırıklar falan da var ha. Kestireceğim yine ya, burada. Vallahi. Kestirmedim. Şöyle yapalım, iyi kesmemişler ama. Bak böyle olsun, daha güzel oldu. Evet. Güzel güzel. Ne yapıyorsun? Oturabilir miyim bu arada? Ya, otur otur. Yani o kadar iş yaptık burada. Ne yapıyorsun ya burada? Oturuyorum. Ne yapayım? Bir saattir zaten saçınla uğraştım. Başka bir şeye vakit kalmadı yani. Yapamıyorum. Çok tilt oluyorum saçım kötü olduğu zaman. Evet, saçından takıntılısın sanırım evet. Biraz. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de ne yapayım? Arkadaşa doğru gidiyordum da baktım böyle saçıyla uğraşan falan birini gördüğümde böyle dayanamıyorum dedim. Kıza yardımcı olayım falan. Ha, sıkılıyorum. Herkese karşı böylesin. Yok yani herkese karşı demeyeyim de yani her gördüğüme tabii ki tek 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 şey yapamam ama hoşuma giden kızlara böyle gidiyorum, en azından bir nedenim oluyor tanışmak için. Yani hem böyle diyorum belki böyle giderim bir şey sorarım böyle onunla konuşuruz ya, falan gibisinden. Ya. Aynen. Sen burada mı oturuyorsun yakınlarda? Hiç görmedim ben seni. Bana da gelmedin, hiç kuaföre falan da gelmedin. Ben de seni hiç görmedim. Bilmiyorum. Bana kuaför nerede ki? Şeyde ya, sahil taraflarında benim kuaför. He. Yani bütün kızlar tanır beni normalde ama sen... Demek ki o kızlardan senin, değilim. Evet, senin kaybın. Ya bir de benim böyle fix kızlara sorduğum bir soru vardır aslında da. Bu sefer her kıza değil ama belli kızlara böyle sorduğum bir şey vardır. Ama bilmiyorum yani ne kadar açıksın, ona göre soracağım hani. Sor. Bu böyle saçla ilgili falan bir şey değil de. Tamam, yani sor. Sorabilirim değil mi? Sor, sıkıntı sor. Yok, açık birisin yani. Ya şöyle sorayım o zaman, madem açıksın hiç lafı dolandırmayacağım. Bana verir misin? Neyi? Yani neyi anlıyorsan işte, aklına ilk ne geliyor, bana verir misin? Bana kötü şeyler geliyor aklıma. Yani kötü şeyler geliyorsa kötü şeylerdir yani, ben direkt soruyorum, ucu açık bir soru. Bana verir misin? Bana vereceğim mi yani? Ay niye vereyim sana? Niye vermeyesin ya? Normal ben gidiyorum istiyorum bir kızdan, dediğim gibi yani soruyorum ara sıra hoşuma giden kızlara. Veren veriyor yani. Niye ben karşılıksız vereyim ki? Yani nasıl bir karşılığı olması lazım? Herkes karşılıkla vermiyor yani bir şekilde. Herkes aynı değil çünkü. Diyorsun. Nasıl yapacağız yani? Sonuçta vereceğim mi vermeyeceğim? Onu söyle ki ona göre bir konuşalım, ilerletelim hani. Veririm de niye vereyim? Neyi vereyim yani? Ona açıkla. Yani şöyle söyleyeyim. Aşkını veren var. Sevgisini veren var. Para veren var. Veren var. Verebilirsin. Bir problem olacağını düşünmüyorum ben senin için. Hı. Daha önce verdin mi bu arada? Vermedim. Ciddi misin sen? Evet. Bak inanmak istiyorum. Ver, kesin vermedin yani. Evet. Güzel. Şey yapsak ya hani... Hava çok güzel değil ama böyle sahil taraflarında falan bildiğim bir şey var. Bir kafe var. Orada gitsek böyle sohbet etsek, konuşsak falan. Tabii olur. Böyle orada bu durumu netlesek yani. Ama sonuçta vereceksin. Bir program yok onda. Yok yok. Detayları konuşuruz, detaylandırırız yani. Ya yemin ederim bu konu o kadar saçma ki. Ama ilk defa biri gelip benimle böyle konuştu. Çok farklı geldi. Giriş farklı değil mi? Evet. Giriş olayı çok önemli. Giriş olayı çok önemli. Ama burada kimsenin olmamasının da şeyi var, bir katkısı var ya. Burada birileri olsa soramazdım. Diyeceğim bazen bir kızı beğeniyorum, tam soracağım. Etrafta birileri var falan, hani diyorum nasıl soracağım ya, anladın mı? Sorsam orada kızdan daha çok etraftakiler tepki verecek böyle. Tek oturman hani bunun büyük bir şeysi. Harbi çok farklısın yani. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hı hı. Ve normalde tepkimi böyle vermem. Yani. İlk defa evet. Yumuşak davrandım yani bir insana. O kadar saçını maçını da yaptık yani. Ondan sonra da bilinçliyemezdin değil mi? Ya nasıl yapsak ya o zaman hani şey yapalım, o dediğim yere falan geçeriz. Ondan aynen. Sonra da Allah'a emanet bakalım, vereceğim mi vermeyeceğim mi, her şey belli olur yani. Kaçalım. Aynen, gidelim. Tamam, hadi. Kaçalım şu aşağıya doğru, iyi olur.